şey söyleyeceğim. Sen kız arkadaşın sevdasına gitar çalmaya başlamışsın. Doğru mu? Ne oluyor ya şu an? Böyle arada özel sorular mı var? Özele de gireceğiz tabii ki. Hayır ya, hiç öyle bir şey yok ya. Öyle yani. Eser hakikaten gözü. Olur ya. Gitar ne için çalır ki? Bir kızdan hoşlanırsın, öyle başlarsın. Evet, olmaz. Hangi şarkıyı çaldın kıza? Joker'i mi? Yok, Joker şey ya. Joker'i sonradan. İlk böyle şeyler falan. İşte ne var? Akdeniz akşamları. Akdeniz akşamları, Gül pembe. Şey var, Yaşar Kurt'tan Fırtemin. Yok abi. Ne zaman geldin ruhum falan, kız zaten o yüzden kabul etmedi yani. Gerçekten. Fırtemin diye şarkıyla kimi tavlıyorsun yani? Fırtemin ne olmadı o yüzden. Vallahi öyle. Sen de sanki böyle bilmiyorum öyle bir şey yani, hiçbir bilgim yok. Değişmeye de çalıştım bazı insanlara bilgi almak için de. Böyle sanki bir kız için çok enteresan bir şey yapmış bir bakışın var senin. Yo, yanlış, yok öyle. Kesin var. Yok, açıkla vallahi, lütfen. Enteresan bir şey yapmış, enteresan bir tip mi var bende? Enteresan böyle bir sürpriz, bir hoşluk, bir şey yani. Şu yakaya bak değil mi? Abi yakadan mı bu? Açabilirim. Hayır, çocuğun yüzü bembeyaz ya, kan gitmiyor, burası öyle sıkı ki. Gerçekten ya. Gizli romantik. Öyle ya. Evet, öyle bence kesin bir şey yapıyorsun. Yapıyorsun. İşte şarkı türkü yapıyorum, benim yaptığıma başka bir şey yok yani. Biliyor musun mesela ona yaptığını, o şarkı türküyü? Biliyor yani, gidip bilmiyorum ki. Biliyorlardır herhalde. Biliyorlardır herhalde. Ya ben, aynı evdeyiz, şarkıyı bile gizli gizli yapıyor. Gerçekten öyle. Ya. Yani bize de çaktırıyor. Şarkıları bence o yapmıyor. Bir şey var, bir şey tutuyor aşağıda. Evet, çelikten alıyorum şarkıları. Ya yok, bunların ya hemen her şeyle hey mizah yapalım, eğlenelim kafaları var ya. O yüzden böyle şöyle bir dörtlük yazdım. Okusana diye tabii ki esere gitmeyeceğim yani. Hayır, geliyor. Ha, bu lan diyor, atıyor ya. Şöyle bir şey düşünüyorum. Giden günlerim oldu. Ay nereye oldu lan falan diye giriyoruz. Yani ciddiye almıyoruz, doğru söylüyorsun. Evet. Siz birbirinize şarkıları, sözlerinizi gösteriyor musunuz? Tabii ya. Yani gösterir. Zaten evet, bizim bütün kavgalarımız ondan oluyor. Bu ne biçim söz? Böyle melodi mi olur diye böyle sürekli kavga ediyoruz. Çok iyi baksa kavgaya bak. Kavga çıkıyor mu? Bilmiyor musun? Ay senin yazdığın şarkı neydi Cansu ya? Böyle gitarla atışıyor musun? Dur bir dakika. Atışmıyoruz ama. Ha, Yalanlar Cumhuriyeti. Hatta onu söyleyecek misin sen değil mi? Ben okudum albümde, hatta albümün ismi oldu şey. Sonra söyledi ama. Sen olduğunu, sana yazdığını. Evet. Ha bilmeden mi okudun? Ben o şarkıyı kendim için yazmıştım. Kendim okuyacağım diye. O sinsi de... Hayır, şöyle ondan gitmiş gizli gizli aranjmanı yapmış şarkını. Kendi okumuş, bir de çıktı üstüne şarkıyla. Sonra ben dedim ki madem çıktım, ben bunu sana yazmıştım zaten diye bir şey oldu, ondan sonra öğrendim. Ama şarkının sözleri ne diyordu? Bir dakika. Yalanlar Cumhuriyeti diyor. Ya adından belli değil mi? Yalanlar Cumhuriyeti. Böyle bir şey yok ya. Ve ya de bilmiyorum. Zaten bütün şarkılar sana yalanlar. Ama Cemil hani birbirine hani çift olarak laf sokacak, sana şarkıyla sokuyor yani. Evet. Yalanlar Cumhuriyeti bilmem. O sırada da şarkılar güzel çıkmış yani. Oluyor evet. İşte böyle. Güzel. Evet. Lafları nasıl sokacaksın? Kalk mutfağa toplayı nasıl? Ya da evde sıcacık. Onun bestesi olmuyor. Ya da şey var onların, evde sıcacık yatak. İstemezsen koltukla rahat. Vallahi koltuk, çok seviyorum onu ben, bayılıyorum. Ya oh ne güzel. Evet. Değil mi? Ne güzel. Aynen.